Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'a yeni başlayanlar için pratik bilgiler, taktikler ve tavsiyelerimi vereceğim videoyla karşınızdayım. Bu video dediğim gibi daha çok oyuna yeni başlayan kişilere ithafen bir video. Ancak içinde anlatacağım bazı taktikleri ve tavsiyeleri tecrübeli bir oyuncu olsanız dahi bilmiyor olabilirsiniz. Dolayısıyla bu türdeki oyuncuların da video izlemesini öneririm. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen videomuza başlayalım. İlk olarak araç tavsiyesiyle başlıyoruz. Evet, oyunda görevler olsun ya da sadece dolaşmak için bile olsa mutlaka en azından bir tane araca ihtiyacımız var. Benim size önerim ise henüz oyunun başında çok fazla paranız olmayacağı için ilk etapta ücretsiz araçlara yönelmek. Evet, oyunda ücretsiz araçlar da bulunuyor ki bu araçlar arasında önerdiğim araç ise Elegy RH8 adındaki araç. Bu aracı telefonunuzu açıp buradan da internete giriş yaparak burada bulunan Legendary Motorsport sitesinde bulabilirsiniz. Burada bir sürü araç olduğu için biraz bulmanız zorlaşabilir. Ancak yavaş yavaş aşağı inerek aracı bulmanız mümkün. Gördüğünüz üzere araç ücretsiz olarak alınabilir. Biliyor. Şöyle bir not da düşeyim arkadaşlar. Bu araç eğer sizde ücretsiz olarak gözükmüyorsa bunun için öncelikle oyun hesabınızı Social Club hesabına bağlamanız gerekiyor. Eğer bir Social Club hesabınız yoksa öncelikle bir Social Club hesabı oluşturun. Daha sonrasında da oyun hesabınıza bu oluşturduğunuz Social Club hesabına bağlayın. Bu şekilde bu araç ücretsiz olacaktır. Dediğim gibi ilk etapta bu araç işinizi fazlasıyla görecektir. Bunun dışında oyunda birçok araç bulunuyor. Özellikle ilk başlarda süper kategorisindeki pahalı araçları almak isteyebilirsiniz. Ancak özellikle oyunun başlarındaysanız kesinlikle bunu yapmanızı önermiyorum. Nedeni ise bu araçların verdiğiniz paraya kesinlikle değmemesi. Bunların yerine önerebileceğim araç ise Kuruma adındaki araç. Bu araç hem zırhlı hem de oyunun başları için yeterince hızlı olduğundan her türlü görevde ve normal bir şekilde takılırken dahi işinizi fazlasıyla görecektir. Bu aracı da Sutter San Andreas Süper Auto sitesinde yaklaşık 700 bin dolar gibi bir ücretle bulabilmeniz mümkün. Şu an burada gördüğünüz üzere 525 bin dolar ancak oyunda bulunan bazı araçları da indirimli alabiliyoruz. Tabii ki öncelikle bunun indirimli fiyatı belirli görevler yaparak açmamız gerekiyor. Ki eğer siz de 700 bin dolar yerine 525 bin dolar gibi daha indirimli bir fiyattan bu aracı almak isterseniz oyundaki karakterlerden Lester'ın ilk heist'i olan Felicia Job heist'ini tamamlarsanız aracı 525 bin dolar gibi çok daha uygun bir fiyata alabilirsiniz. Bu görevleri nasıl yapacağınızı da merak ediyorsanız şu an ekranın sağ üst tarafında çıkan kartı tıklayarak bu görev serisi hakkında da bilgi alabilirsiniz. Evet, gelelim bir sonraki tavsiyeme. O da şu şekilde arkadaşlar. Karmit'te ücretsiz bir şekilde araç kazanabilirsiniz. Oyunda ücretsiz bir şekilde araç alabilmenin birden fazla yolu bulunuyor. Benim size bugün anlatacağım yöntem ise Karmit içerisinde yer alan Prize Ride adındaki challenge. Öncelikle burasının nerede olduğuna bir bakalım. Şu an ekranda gördüğünüz yer Karmit diye geçiyor ve burada diğer insanlarla birlikte araba buluşmaları yapabiliyorsunuz. İlk olarak buraya gidin arkadaşlar ve içeriye giriş yapın. Eğer ilk kez içeriye giriyorsanız bir sinematik sizi karşılayacak. Bu sinematik bittikten sonra da hemen haritanızda da İ harfiyle belirtilen kişiye gelin ve bu kişiden bir üyelik satın alın. Ki onunla şu an hızlıca gidiyorum arkadaşlar bu İ harfine. Sol aşağıda dikkat edin arkadaşlar, İ harfi burası oluyor. Ki etrafı da göstereyim, yine sağa sola bakarak bu İ harfinin nerede olduğunu da böylelikle bulabilirsiniz. Her neyse, buradaki bu ablaya geliyoruz ve bu şekilde sol üstte yazan tuşa basıyoruz. Dediğim gibi bu ekrandan bir üyelik satın almamız gerekiyor. Ki bu da en üstteki seçenek oluyor arkadaşlar. Bu membership sizde burası owned şeklinde değil de burada 50 bin dolarlık bir rakam belirecek. Eğer ilk başta bu kadar paranız yoksa birkaç basit görev yaparak bu parayı kasabilirsiniz. Bu kişiden üyelik almamızın sebebi ise burada bulunan etkinlikleri yapabilmek için üyeliği almamız gerekiyor. Yoksa hiçbir etkinliği yapamıyoruz. Bu ücret tek seferlik bir ücrettir. Dolayısıyla bu üyeliği mutlaka almanızı öneriyorum. Şimdi gelelim Prize Ride adındaki challenge'ımıza. Bu challenge her hafta değişiyor ve challenge'ı tamamladığımızda takdirde hangi aracı alacağımızı da buradan görebiliriz. Challenge'ın ne olduğunu ise bu Karmit bölgesine giriş yaptığımızda M tuşuna basarak buradan da Los Santos Karmit yazan seçeneğe girip son olarak da buradan da Prize Ride Challenge adındaki seçeneğe tıklayarak içinde bulunduğunuz haftadaki challenge'ın ne olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Örneğin benim bulunduğum haftada şu an 3 gün boyunca ardı ardına Pursuit serisi yarışı oynamalıyım ve bu yarışları da birinci olarak bitirmeliyim ki burada gördüğüm aracı ücretsiz bir şekilde alabileyim. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar, yani buradaki challenge'ı yerine getirdikten sonra yine buraya geliyorsunuz ve Claim Prize Ride diyerek buradan burada gözüken aracı ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz. Tekrar söylüyorum arkadaşlar, buradaki araç ve buradaki challenge her hafta değişiklik gösteriyor. Dolayısıyla bu kısımlar sizde farklı olabilir. Eğer İngilizceniz yoksa ve burada yazılan challenge'ın ne olduğunu anlamıyorsanız kanalda her hafta cuma günü haftalık bülten videosunda bu challenge'ın ne olduğunu Türkçe bir şekilde açıklıyorum. O videoyu izleyerek bulunduğunuz haftadaki challenge'ın ne olduğunu öğrenebilirsiniz.
edebilirsiniz. Evet, gelelim bir sonraki tavsiyeye. O da araçları oyundayken nasıl yanınıza hızlı bir şekilde çağırabileceğinize. Bunu yapabilmek için, yani araçları yanımıza çağırabilmek için iki farklı yöntem bulunuyor. Bunlardan ilki telefonunuzdan rehberi girmek ve buradan da mekanik adındaki kişiyi aramak. Bu kişiyi aradıktan sonra ekranın sol üst tarafında bir menü çıkacak. İşte burada sahip olduğunuz araçları görebilirsiniz. Bu menüden hangi aracın yanınıza gelmesini istiyorsanız o aracı seçebilirsiniz. Eğer sizde de benim gibi birden fazla mülkünüz bulunuyorsa ya da işletmeleriniz bulunuyorsa öncelikle o işletmenin içerisini ya da evin içerisini seçmeniz gerekiyor. Daha sonrasında oranın içerisindeki araçlardan hangisini istiyorsanız onu da buradan seçiyorsunuz ve yaklaşık 10-15 saniye içerisinde araç yanınıza geliyor. Evet, bu ilk yöntemdi arkadaşlar. İkinci yöntemi de anlatayım. Bu da interaction menü aracılığıyla. Interaction menümüzü bildiğiniz üzere M tuşuyla açıyoruz. Ancak bu yöntemde arkadaşlar şöyle bir durum var. Oyunda en son bindiğiniz araç hangisiyse onu bu şekilde çağırıyorsunuz. Yani spesifik olarak bir aracı çağırabilmeniz bu yöntemle mümkün değil. Dolayısıyla en son bindiğiniz araç hangisiyse buradan onu isteyebiliyorsunuz. Bunu yapabilmek için dediğim gibi M tuşuyla interaction menümüzü açıyoruz. Daha sonrasında buradan vehicle sekmesine geldikten sonra request person vehicle seçeneğine tıkladıktan sonra yine aynı şekilde 10-15 saniye içerisinde aracımız gelmiş olacaktır. Evet, gördüğünüz üzere aracımız gelmiş durumda. Bu yöntemimiz de bu şekildeydi arkadaşlar. Evet, gelelim bir sonraki tavsiyeye. O da hızlı araç çalma taktiği arkadaşlar. Şöyle ki örneğin oyunda park edilmiş beğendiğiniz bir araç gördünüz. Normalde bu aracı çalmak için araca binme tuşuna basıyoruz ve şu an ekranda gördüğünüz gibi aracın kilidini kırarak çalma animasyonu giriyor ve bu animasyonun bitmesini bekliyoruz. Ancak bu işlem hem vakit kayboluyor hem de özellikle polis tarafından arandığınız esnada hızlı bir şekilde kaçmak için çok yavaş oluyor. Bunu hızlı yapabilmenin bir taktiği bulunuyor. Şöyle ki araca binmeden önce penceresine ateş ediyorsunuz. Daha sonrasında az önceki gibi bir animasyon girmeden direkt kapıyı açıp aracın içine girmiş oluyor ve siz de hızlı bir şekilde aracı alıp gidebiliyorsunuz. Eğer o an yanınızda bir silah yoksa da aracın kapısına yumruk atarak da aynı işlemi yapabilmeniz mümkün. Bu taktiğimiz de bu şekildeydi arkadaşlar. Gelelim bir sonraki tavsiyeye, o da hava araçları. Eğer oyunda bir hava aracına ihtiyaç duyarsanız bunları haritanın belirli yerlerinde bulabilmeniz mümkün oluyor. Bu yerlerin listesini de şu an ekrana yansıtıyorum. Dediğim gibi bu noktalara giderek hava araçlarını bulabilirsiniz. Ancak şöyle bir uyarı da yapayım. Bu araç bu noktalarda her zaman bulamayabiliyorsunuz. Bu tamamen rastgele bir şekilde oyun tarafından bu noktalarda spawn ediliyor. Dolayısıyla gittiğiniz noktada bulamazsanız diğer noktalara bakmanızı tavsiye ederim. Son olarak da bu haritanın yüksek çözünürlüklü halini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu taktiğimiz de bu şekildeydi. Gelelim oyundaki bir başka önemli noktaya, o da evimiz. Oyunda bir evimiz olmazsa olmaz tabii ki. Eğer ilk etapta çok fazla paranız yoksa şimdilik ev almayı pas geçebilirsiniz. Ancak ileride mutlaka bir ev almanızı kesinlikle öneririm. Peki ev genel olarak bizim ne işimize yarıyor? Şöyle ki evimiz olunca oyunda doğma yerimizi evimiz seçebiliyoruz. Lester adındaki bir karakterin heist, yani soygun görevlerini sadece evimiz varsa kendimiz kurabiliyoruz. Evimizin içinde bir gardırobumuz bulunuyor ki burada da kıyafetlerimizi değiştirebiliyoruz. Bunlar sayabileceğim özelliklerin en temel olanlarıydı. Şimdi gelelim oyunda nasıl ev alabileceğinize. Bunun için telefonunuzu, PC için söylüyorum, klavyenizdeki yukarı ok tuşuna basarak açıyorsunuz ve buradan da internete giriş yapıyorsunuz. Sonrasında hemen ana sayfada da görebileceğiniz Dynasty 8 adındaki siteye giriş yapıyoruz. Buradan da Why Property Listings'e tıklıyoruz. Gördüğünüz üzere burada bir sürü ev bulunuyor. Şimdi aklınıza şu soru gelebilir. Ben bunlardan hangisini almalıyım? İşte bu durumda da size high end türdeki evlerden en ucuz olan 200 bin dolarlık evi almanızı öneririm. Şöyle ki siz isterseniz başka bir ev de satın alabilirsiniz tabii ki, ancak bu eve önermemin birinci sebebi high end türde bir apartman olması ve bu sayede de Lester karakterinin high serisini kendiniz kurabilme seçeneğine erişebiliyor olmanız. İkincisi ise hem ev için çok para harcamamış olacaksınız hem de ekstradan da 10 adet garaj kapasiteniz de olmuş olacak. Bu garajda da sahip olduğunuz 10 adede kadar aracı da güvenle saklayabileceksiniz. Aklınızdan şöyle bir soru da geçebilir. High end türde değil de diğer türdeki evleri alsak olmuyor mu şeklinde. Bunları da tabii iki tercih edebilirsiniz. Ancak bu tür evlerde Lester'ın high serisini yapabilmek mümkün olmuyor. Ayrıca genellikle bu tarz düşük bütçeli evlerin garajlarının kapasitesi de daha az oluyor. Dolayısıyla yeterli sayıda paranız olunca dediğim evi satın almanızı öneririm. Gelelim bir sonraki özelliğimize, ki bu da oyunda doğma yeri. Oyuna giriş yaptığınızda belirli yerlerde doğabilme imkanına sahip oluyorsunuz arkadaşlar. Bunu yapabilmek için de yine M tuşuna basarak interaction menümüzü açıyoruz ve buradan da en aşağı kısımlarda yer alan spam location adındaki
ekrandaki ayar bizim oyuna nerede başlayabileceğimizi seçebileceğimiz olan ayar. Şöyle ki sizde burada bende olduğu kadar seçenek gözükmüyor olabilir. Bunun sebebi burada sadece sahip olduğunuz işletmeleri ve evlerinizi görebilir ve doğma yerinizde bunları ayarlayabilirsiniz. Oyunda işletmeler ve evler satın aldıkça onları burada görebiliyor olacaksınız. Nerede doğmak istiyorsanız buradan istediğiniz yeri seçebilirsiniz. Last Location seçeneği ise oyunu en son nerede kapattıysanız oradan başlamanızı sağlar. Yine bu özellik de aklınızda bulunsun. Gelelim oyundaki en önemli konulardan biri olan silah tavsiyelerine. GTA Online gibi bir oyunda silahınız olmazsa ne görev yapabilirsiniz ne de kendinizi savunabilirsiniz. Dolayısıyla silahlar da en az önceki saydıklarım kadar önemli diyebilirim. İlk olarak silahçıları nerede bulabileceğinizi göstereyim. Oyundayken haritanızı açıyorsunuz ve şu an ekrandaki gibi silah işaretli olan yerler silahçı oluyor arkadaşlar. Şehirde bundan bir sürü bulabilmeniz mümkün. Gördüğünüz üzere birden fazla noktada silahçıyı bulabilirsiniz. Aynı zamanda şehir dışında da tabii ki çöl taraflarında da yine silahçılar bulabilmeniz mümkün oluyor. Gördüğünüz üzere ya da daha uzak taraflarda da yine bulabilirsiniz. Kısacası haritanın herhangi bir yerinde bu silahçıları bulabilmek mümkün. Daha sonrasındaki bu silahçılardan dediğim gibi herhangi bir yere gidiyorsunuz ve içeri giriş yapıyorsunuz. Muhtemelen oyundaki silahçıya gittiğinizde tüm silahları almak isteyeceksiniz. Ancak bunu ilk etapta sizlere önermiyorum. İlk başlarda sizin için yardımcı olabilecek en iyi silah Special Carbine adındaki silah. Bu silah oyunun ilk kısımlarında size fazlasıyla yetecektir. 14.000 dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Son olarak da aracınızı sürerken ateş edebilmek için de bir de SMG silahını almanızı sizlere öneriyorum. Çünkü az önce söylediğim tüfekle aracı kullanırken ateş edemiyoruz ki zaten siz de hak vereceksiniz ki mantıken aracı kullanırken ancak daha hafif silahlar kullanarak ateş edebiliriz. Bu silahlarda ya tabancalar ya da SMG silahları olacaktır. Tabanca alırsanız tek tek ateş etmek durumunda kalırsınız ki bunu da önermiyorum. Dediğim gibi otomatik bir şekilde ateş edebilmek adına bir de SMG almanızı öneririm. Oyunda level atlayıp para kazandıkça burada bulunan silahları bütçenize göre tek tek alıp denemenizde ve kendi silahını kendiniz bulmanızda yine size sonraki aşamalar için tavsiye ederim. Son olarak hazır silahçıya gelmişken üzerinize zırh almanızı da size tavsiye ederim ki onda bu kısımdan yapabilirsiniz. Her ne kadar bu zırhlar genellikle 2-3 mermi yiyince kırılıyor olsalar da yine de işinize yarayacağını düşünüyorum. Oyunun başlarında çok fazla zırh alamayabilirsiniz. Ancak level atladıkça alabileceğiniz zırhların kalitesi ve sayısı da artacaktır. En baştaki zırh en ucuz olandır ancak neredeyse zırh çubuğunu hiç dolduramayacak kadar zayıf bir zırhtır. Bu şekilde toplamda 5 tane zırh bulunuyor. En iyi zırh ise arkadaşlar şu an üzerinde durduğum zırh oluyor. Sol üst tarafta gördüğünüz üzere ben bundan 10 tane alabiliyorum. Ancak siz ilk level'larda bundan 10 tane alabilmeniz mümkün olmayacaktır. İlk etapta 1, 2, 3, 4 şeklinde az rakamları alacaksınız. Level atladıkça bu şekilde maksimum 10 taneye de ulaşmış oluyorsunuz. Ki bu rakama da ulaşabilmek için 135 level olmanız gerekiyor. Her neyse arkadaşlar bu zırhlarda genellikle 2-3 mermi yiyince kırılıyor olsalar da özellikle oyunun en başlarında işinize yarayacağını düşünüyorum. Örneğin birden fazla zırh aldıysanız da bununla çatışma esnasında interaction menüsü açıyorsunuz ve buradan inventory sekmesine girerek buradan da body armor'a giriyorsunuz ve gördüğünüz üzere burada satın aldığınız zırhları görebiliyorsunuz. Siz hangi türden zırh aldıysanız onu burada görebiliyor olacaksınız ve üzerine bir kere tıkladığınız takdirde de hemen sol aşağı tarafa dikkat edin arkadaşlar. Şu an zırh çubuğum dolu değil ancak bunu taktığım zaman gördüğünüz üzere rengi değişti ve şu an zırhımı takmış oldum. Bu özelliğimiz de bu şekildeydi. Görevler esnasında ya da oyunu normal bir şekilde oynarken silahınızın mermisi bitti ve bir an önce mermiye ihtiyacınız var diyelim. Bunun için yapmanız gereken şey PC platformu için söylüyorum. M tuşuna basıyorsunuz ve buradan da inventory seçeneğinden ammo kısmına giriş yapıyorsunuz. Burada gördüğünüz üzere silah türünüzü seçebiliyorsunuz ve bu silahlardan hangisini istiyorsanız onun üzerinde durmanız gerekiyor. Örneğin siz pistol silahına mermilerini yenilemek istiyorsanız buradan pistolle geliyorsunuz. Bu seçeneğe tıklayarak silahımızın mermisini tamamen fullleyebiliyoruz. Gördüğünüz üzere şu an bunu yapmış olduk. Ayrıca yine bu kısımdan da canımızı da yenileyebilmemiz mümkün oluyor. Inventory seçeneğinden snacks seçeneğine girdiğimiz zaman burada mevcuttaki yiyeceklerinizi görüyorsunuz ve bunları tek tek tıklayarak canınızı doldurabilirsiniz. Bu yiyecekleri ise haritadaki şu an ekranda göstermiş olduğum market ikonundaki herhangi bir markete giderek bu yiyecekleri çok cüzi bir ücrete satın alabilirsiniz. Yiyeceklerle ilgili verebileceğim son bir taktik ise bu yiyecekleri tüketirken bir animasyon giriyor ve biz bu animasyon yüzünden hızlı bir şekilde yiyemiyor ve canımızı fullleyemiyoruz. İşte bunu da herhangi bir eşyanın ya da duvarın arkasına siper alarak çözebilirsiniz. Şu an gördüğünüz üzere hızlı bir şekilde animasyon girmeden hızlı hızlı yiyeceğimizi yiyebiliyoruz. PC platformunda Q tuşuna basarak en yakındaki duvar ya da objenin arkasına siper alarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Evet bu bilgimiz de bu şekildeydi arkadaşlar. Evet gelelim oyundaki bir sonraki tavsiyeme ki bu da polis
polislerden kurtulmayla alakalı. Oyunda hem normal bir şekilde takılırken hem de görevlerde bu polisler çoğu zaman bizi zor duruma sokabiliyorlar. Peki biz bu polislerden nasıl kurtulacağız? Şöyle ki bunun en kolay yolu Lester adlı karakterle tanıştıktan ve level 21 olduktan sonra Lester'ı arayarak polislerden anında kurtulabiliyoruz. Ancak siz oyunun başlarındaysanız dolayısıyla 21 level'a gelene kadar biz ne yapacağız diyor olabilirsiniz. Bunun içinde tabii ki bazı taktikler bulunuyor. Şöyle ki eğer polisler tarafından aranıyor ve hemen kurtulmak istiyorsanız, eğer ölmek o an sizin için bir sorun teşkil etmiyorsa M tuşuna basıp en aşağıdaki seçeneklerden kill yourself diyerek kendinizi öldürebilir ve hemen tekrar doğarak polislerden anında kurtulabilirsiniz. Ancak siz ölmek istemiyor ya da o esnada bir görev yapıyorsanız, o zaman size önerebileceğim şey, eğer şehirdeyseniz şehirde bulunan tünellere girmeniz, eğer çöl taraflarındaysanız da dağlara çıkmanız olacaktır. Şehirdeyken kaçabileceğiniz 3 adet tünel girişi bulunuyor. Bunlardan ilki kazinonun yakınlarında olan tünel girişi, ikincisi şehrin tam ortalarında yer alan otoyoldaki tünel girişi ve son olarak da yine şehrin sağ taraflarında bulabileceğiniz tren rayları olan giriş. Polisler peşinizdeyken hızlıca bu girişlerden herhangi birinin içine girin ve burada da bir süre bekleyin. Polisler bu kısımlara gelemediklerinden hızlı bir şekilde onlardan kurtulmuş olacaksınız. Bu taktiğimiz de bu şekildeydi. Gelelim bir sonraki taktiğimize. Bu da heistleri para harcamadan oynayabilirsiniz. Şöyle ki oyunda bulunan heistleri oynamak için illaki ilgili binaları ya da araçları satın almak gerekmiyor. Yani örneğin siz kazino heisti yapacaksanız bunun için arcade satın almanıza gerek yok. Ya da kaya peruka heisti yapacaksanız illaki Kosatka'yı satın almanıza da gerek yok. Oyunda bulunan tüm heistlere cep telefonumuzdaki quick job kısmından üyesi olarak katılabilmek mümkün. Bu şekilde başkalarının kurduğu heistlere katılmış oluyorsunuz. Tabii ki bunda kendince eksileri bulunuyor. Şöyle ki az önce de belirttiğim gibi bu şekilde başkalarının heistlerine katılıyorsunuz ve bu heistlerden ne kadar para kazanacağınız heisti kuran kişinin inisiyatifine kalmış durumda. Tabii bu durumu o sırada konuşarak da anlaşabilirsiniz, ancak yine de tüm kontrol heisti kuran kişinin elinde olmuş oluyor. Eğer siz heistlere bu şekilde üye olarak değil de kendiniz kurup insanları ya da arkadaşlarınızı davet etmek istiyorsanız, o zaman o heistle ilgili araçları ve işletmeleri de satın almanız gerekiyor. Ki bununla ilgili birçok rehber videoda kanalda bulunuyor arkadaşlar. Dolayısıyla o videolara da ekstradan bakmanızı tavsiye ederim. Evet, şimdi de gelelim oyunu arkadaşlarınızla birlikte nasıl oynayabileceğinize. Bunu yapabilmek için genellikle sadece aynı şirkette olmanız yeterli oluyor. Şöyle ki ilk olarak M tuşuna basarak interaction menümüzü açıyoruz. Daha sonrasında eğer bir ofisiniz varsa buradan Secure Serve seçeneğine giriyorsunuz ve Register as a CEO tuşuna basarak, eğer bir ofise sahip değilseniz de yine interaction menümüzde bulunan Secure Serve seçeneğine tıklayıp buradan da Register as a VIP seçeneğine tıklıyorsunuz. Daha sonrasında sunucuda VIP ya da CEO olarak yazılmış oluyorsunuz. Bu işlemden sonra tekrar Interaction menüsü açın ve en üstteki Secure Serve CEO ya da VIP yazan seçeneğe tıklayın ve buradan da Hire Associate ya da Hire Bodyguard yazan seçeneğe tıklıyorsunuz. İşte bu kısımdan da arkadaşınızı bulup davet atarak aynı şirkette olmuş oluyor ve bundan sonraki tüm heist ve görevleri birlikte yapabiliyor olacaksınız. Bu bilgimiz de bu şekildeydi. Şimdi hızlıca bir sonraki taktiğimize geçelim. Evet, yeni başlayan ve hatta ileri seviye oyunculara bile önerebileceğim bir tavsiyem daha bulunuyor. Bu da kazinodaki çark ve ücretsiz çipler. Evet, sizlere önerebileceğim dediğim gibi her gün Diamond Casino Oteli'ne gidip buranın içerisinde yer alan çarkı çevirmek ve ücretsiz bir şekilde verilen çipleri almak. Öncelikle bu kazinoyu nerede bulabiliriz? Bununla başlayalım. Oyundayken haritanızı açın ve şu an ekranda göstermiş olduğum yere gidin arkadaşlar. Burası oyunda Diamond Casino Otel olarak geçmekte. Buraya gidip içerisine giriş yapıyoruz öncelikle. Bu şekilde bir ekran gelirse burada direkt kazinoyu seçebilirsiniz. İçeriye giriş yaptıktan sonra hemen karşınıza podyumdaki araç çıkacaktır. Bu size çarktan çıkabilecek en büyük ödül oluyor arkadaşlar. Podyumun arka tarafında ise bir çark bulunuyor. İşte bu çarktan kıyafet, para, tecrübe puanı gibi ödüllerin yanı sıra büyük ödül olarak o an kazinonun içinde yer alan podyumdaki aracın da size çıkma şansı bulunuyor. Ve bunun için hiçbir ücret ödemenize de gerek yok. Eğer kazinoya ilk kez gelip çarkı çeviriyorsanız, bu çevirme işlemi için kazinoda en azından bir standart üyeliğinizin olması gerekiyor. Eğer bu üyeliğe sahip değilseniz de zaten çarkı çevirdiğiniz esnada ekranın sol üstündeki tuşa basarak bu üyeliği hemen satın alabiliyorsunuz. Dediğim gibi mutlaka her gün buraya gelip bu çarkı çevirin derim.
Bir de size ücretsiz alabileceğiniz çiplerden bahsetmiştim. Her gün şu an gösterdiğim yerden 1000 çipi ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz. Bu çiplerle de isterseniz kazino içerisinde yer alan oyunları oynayabilir ya da üzerinize para olarak yine buradan çekebilirsiniz. Bir çip oyunda 1 dolar ediyor. Yani günlük 1000 dolar gibi bir ücreti de buradan ücretsiz bir şekilde alabilmek mümkün. Bu tavsiyem de bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi size bir başka hayat kurtarabilecek bir bilgi vereceğim arkadaşlar. O da başka bir server bulma taktiği. Örneğin siz görevlerinizi yaparken durduk yere sürekli sizi öldürerek sinirlerinizi bozan biri var. Bu durumda yapmanız gereken şey hiç bu tip toksik insanlarla uğraşmıyorsunuz ve direkt oyunun duraklama menüsündeki Find New Session adındaki seçeneğe tıklayarak başka bir server'a geçiş yapıyorsunuz. Özellikle oyunun başlarındaysanız hem teçhizatınız çok iyi olmadığından hem de oyunda çok fazla tecrübeniz olmadığından bu tarz insanlarla gereksiz çatışmaya girmenizi önermiyorum arkadaşlar. Direkt bu taktiği uygulayarak bir başka server'a geçiş yapabilir ve görevlerinize oradan devam edebilirsiniz. Bu taktikle alakalı size önerebileceğim son olarak bir taktik daha bulunuyor. O da örneğin yine size durduk yere sataşan bir oyuncu var ve siz bu oyuncuyla muhatap olmak istemiyor ve sırf bunun için de server değiştirmek istemiyorsunuz. Bunun da bir yolu bulunuyor arkadaşlar. Şöyle ki M tuşuna basarak interaction menümüzü açıyoruz ve burada da en alt kısımda yer alan Enable Passive Mod seçeneğini seçerek pasif modu etkinleştiriyorsunuz. Bu sayede oyundaki hiç kimse sizi öldüremiyor ancak siz de aynı şekilde kimseyi öldüremiyorsunuz. Bu mod açıkken elinize silah alamıyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla pasif modu etkinleştirecekseniz bu bilgiyi de göze alarak etkinleştirmenizi öneririm. Evet, bu bilgimiz de bu şekildeydi. Yeni başlayan oyunculara son olarak önerebileceğim tavsiye ise GTA Online'da her hafta yeni bonuslu etkinlikler, ücretsiz bir şekilde verilen eşyalar ve indirimler oluyor. Bu indirimler dediğim gibi her hafta değişkenlik gösteriyor ve bazı görevlerde 2 hatta 3 kata kadar para ve tecrübe puanı bonusu bulunuyor. İşte bu görevleri yaparak hem hızlı bir şekilde tecrübe puanı kasabilir hem de özellikle oyunun başları için yetecek seviyelerde para kasabilirsiniz. Ayrıca bu haftalık bültenlerde oyunda bulunan evler, işletmeler ve araçlarda da indirimlerde olabiliyor ki bazen bu indirim miktarlarında yarı yarıya gibi güzel indirim miktarları da görülebiliyor. Dolayısıyla almak istediğiniz araçlar, evler ya da işletmeler belki de bulunduğunuz hafta içerisinde oyunda indirimde olabilir. Bu yüzden mutlaka her hafta haftalık bülteni takip ederek bu tip ücretsiz verilen eşyalardan ve bonuslu görevlerden tutun da indirimli araçlara kadar tüm haberleri takip etmenizi öneririm. Bu haftalık bülteni ise kanalda her hafta cuma günleri yayınlıyorum. Dolayısıyla kanalı takip ederek ve bildirimleri de açarak bu bonuslardan da kolaylıkla haberdar olabilirsiniz. Evet, yeni başlayan arkadaşlara önerebileceğim temel taktikler ve tavsiyelerim bu şekildeydi arkadaşlar. İnanıyorum ki bu videodaki taktiklerle özellikle oyunun başlarını hızlı ve kolay bir şekilde atlatabilirsiniz. Eğer oyunda tecrübe kazanıp level atladıysanız kanaldaki diğer inceleme ve rehber videolarımı da mutlaka izlemenizi öneririm. Hangi işletmeden ne kadar para kazanabilirsiniz, serverlarda tek başınıza kalma taktiği, görevleri nasıl yapabileceğinizle ilgili rehber videolar gibi birçok videoyu izleyerek GTA Online'dan çok daha kolay level atlayıp para kasabilir ve oyunu kendiniz için çok daha eğlenceli ve kolay hale getirebilirsiniz. Eğer sizin de özellikle yeni oyuncular için yararlı olacağını düşündüğünüz taktikleriniz ya da tavsiyeleriniz varsa videonun altına da yorum olarak bırakabilirsiniz. Evet, videomuz burada bitiyor arkadaşlar. Umarım bu video işinize yaramıştır. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız videoya like atmayı, yorum atmayı ve en önemlisi kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.